Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli turizm alanlarından biri olan Girne Antik Limanı'ndayız şu anda. Ve restorasyon çalışmaları burada devam ediyor. Ve Aralık 2022'de başlayan restorasyon çalışmaları şu anda da devam ediyor. Biz de bu çalışmaları aslında yerinde incelemek istedik. Çünkü açıklanan ve verilen gün aslında 30 Mayıs olarak açıklanmıştı. Ve 30 Mayıs'ta bu projenin bitip bitmeyeceği konusunda da vatandaşların da ve burada aslında yatları bulunan insanların da kaygıları vardı. Bunları yerinde inceledik ve gördüğümüz kadarıyla proje Haziran ayında da bitebilir mi noktasında ciddi endişeleri içinde barındırıyor. Ülkenin en önemli turizm alanlarından biri olan Girne Antik Liman'da restorasyon çalışmalarının beraberinde ciddi sorunlara neden olduğunu yerinde gözlemledik. İlk olarak limana giriş için yat işletmecileri için açık bırakılan küçük bir alanda başlıyor sorun. Çalışmalardan dolayı denize akıtılan kanalizasyon kokusu da çok rahatsız edici boyutta. Bu kadar önemli bir projenin çalışmalarının 8 kişilik bir ekiple yürütülüyor olması ve çalışanların tek vardiya sistemiyle saat 16'da işlerini noktalaması, projenin bitirilmesi için öngörülen 30 Mayıs 2023 tarihinde bitirilemeyeceğinin de işareti aslında. Proje için çıkılan ihaleyi 19 milyon 980 bin Türk lirasıyla Tosunoğlu İnşaat Şirketi aldı. Girne Antik Liman'ın elektrik altyapısının yenilenmesi, restorasyon ve altyapı işlerinin tamamlanması için ise Tosunoğlu İnşaat Şirketi tarafından yaklaşık 12 milyon Türk liralık ek bütçe talebi olduğu bilgisine ulaştık. Çalışmaların ek bütçe talebinden dolayı mı ağır şekilde ilerlediği konusu ise kafalarda soru işareti bırakan bir başka durum. Kuzey Kıbrıs TV mikrofonlarına konuşan Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği Başkanı Faik Gencer, limanın şu anki durumu ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili konuştu. Bayramda turist akınına uğrayan limanın görüntüsünün turizm kentine yakışmadığını dile getiren Gencer, teknelere yolcu indirip bindirmede can güvenliğinin kalmadığını aktardı. İşte gördüğünüz gibi bayramda buradan binlerce insan geçti. Karşılıklı gelenler, gidenler ve bize uygun gördükleri, Kakadece turizmine uygun gördükleri, işte bu gördüğünüz ortam bakın. Burada herhangi, bak iki kişi zor yürüyor. Bir tarafta demir ayaklar, her an takılıp düşebilirsiniz. Bir tarafta, hatta az önce ben takıldım. Bir tarafta tümsekler, yani burada işte pislik içinde. Buradan denize kanalizasyon çalışma yapıldığı için denize kanalizasyon akıyor, kokuyu alabiliyorsunuz. Yani... Konuşuyoruz, anlatıyoruz, rica ediyoruz. Olmuyor, olmuyor. Yani bize reva gördükleri, turizm dedikleri, ülke turizmi bu mudur? Bak, işte burada kamera çekiyor. İnsanlar buradan yüzlerle insan geçiyor. Bakın orada korkuluklar çürümüş. Yani buraya bir demir korkuluk yapmak bu kadar mı zordu? Madem ki bu, yani bu yatlar madem çalışmaya devam edecek, bu yatları kapatmadım diyorsunuz. Ve bu insanları bırakıyorsunuz buradan çalışsın. Burada şu anda 10-12 tane teknemiz var. Faal duruma geçmiş durumda. Ve bu tekneler çalışmaya başladı. Bayramda öyle bir yoğun geçti. O kadar bir ikinci ülkedeyim, üçüncü ülke vatandaşlarıdayım artık. Çok kalabalık oldu ve tekneler sürekli bir şekilde saatlik turlara gittiler. Ve buradan işte gördüğünüz gibi çocuklar geçti, el arabasında çocuklar geçti, insan kucağında çocuklar geçti. Bakın iki kişi yani zor sığar buradan ve buranın durumu belli. Bu mudur yani bizim turizmimiz? Yolcu alıp indirme bindirmede can güvenliği kalmadı diyorum. Şu anda bu limanda teknelerde can güvenliği yoktur. Kimse bana diyemez ki buradan benim geçireceğim insanlar takılıp düşmeyecek. Ve Allah etme bana dokunsanız buradan aşağı özür dilemeden ben öldüm. Faik Gencer projenin cesur bir hareket olduğunu ve desteklediklerinin altını çizerek yatçılar için adım atılmaması konusunda eleştirilerde bulunarak tüm paydaşlarla birlikte düzen getirilmesi gerektiğini söyledi. Projeyi çok destekliyoruz. Fikri Başkan'ın yaptığını yürekten destekliyoruz. Cesur bir hareket olarak görüyorum. Ama biraz da arkasında durun ya. Biraz da arka, bizim istediğimiz çok bir şey yok. Size anlatıyorum, gelin. Yani ben bir dernek başkanıyım.
üyelerimle ne kadar karşı karşıya gelebilirim, ne kadar tartışabilirim? Gelin yanımda durun, gerek belediye olsun, gerek Turizm Bakanlığı olsun. Bakın buralara mesela. Yani turistler binecek buralardan. Yani en azından benimle beraber gelin, yanımda durun, söyleyelim, bir düzen getirelim. Bakın diğer tarafta hiç geçilmez. Şimdi ben yani sürekli bir şekilde üyelerimi karşıma alıyorum. Tartışıyoruz ve tartışmalar büyüyor da. Ve bu yani nereye kadar gidecek bilemiyorum. Yani hiç yatçılar için hiçbir adım yok, hiçbir yardım yok. 20 bin doların üstünde borcu var. Adam altı özel yat, bakın. Adam zengin. İsmini söylemeyeyim, iş adamı. Adam 7 yıldır limanda 1 dolar vermedi. Nerede bu devlet? Ve yasa açık ve net söyler. Alıp kenara koyacaksın, el koyacaksın tekneye, bitti. Tekne şu anda burada bile değil. Yarın ülkeden de çıkabilir, işte 20 bin dolar kalacak. Neden bu paraları devlet almaz? Neden? Ben sorarım Turizm Bakanlığı'na, müsteşarına. Çıkarınız nedir? Bir şey mi yersiniz buradan? Bu 20 milyonu şu bu limana harcadınız ve bütün halka ve ülke turizmine ciddi bir katkı yapan burasının ihale ücreti senin buradan alacağın var. Niye alman bu parayı? Restorasyon işleri kapsamında bölgede faaliyet gösteren 28 işletme kapandı. Bölge esnafı, taşınmaz mal sahipleri ve yat işletmecileri gelir kaybına uğradı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, limanda bulunan ve 6 ay boyunca iş yerini açamayacak olan iş yerlerini hibe yapılarak esnafın ayakta kalmasının sağlanacağını kaydeden bir açıklama yapmıştı. Ataoğlu, çalışanlara da asgari ücretin yarısı kadar katkı yapıldığını, hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti, ancak bu kapsama alınmayan yat işletmecileri sıkıntılı günler geçiriyor. Limanda yat işletmeciliği yapan Bayram Kaptan ve Fikret Gencer yetkililerden bilgi alamadıklarını ifade ederek çalışmaların ne zaman bitirileceği konusunda taşıdıkları endişeyi dile getirdi. Hiçbir yetkiliden bilgi alamıyoruz. Ne zaman bitecek, ne zaman bitecek, tekneleri hazırladık ve bekliyoruz. Benim bölgem en arkada olduğu için hani hiçbir girişimiz çıkışımız yok. Satış noktalarımız kapalı. Hani zaten limana da insan gelmeyince bizim çalışma imkanımız sıfır. Yani bu sene bilmiyoruz ne zaman açacaklar. Bu liman açılmazsa biz devlete sigortamızı ödüyoruz, vergimizi ödüyoruz, liman kiramızı ödüyoruz. Her şeyimizi ödüyoruz. Bütün evraklarımız, her şeyimizi hazırladık. Bekliyoruz. Liman açılacak. Turist gelecekmiş de biz de 5-10 kuruş ekmek paramızı kazanacağız. Bilmiyoruz ne olacak. Yetkililer yani bir buna bir cevap verirse lütfen biz de bilelim ne yapacağız. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Yani çok zor durumdayız. Vallahi 30 Temmuz, 30 Ağustos, 30 çok. 30 ayların içinde çok. Bitmez. Onu söyleyeyim. Yani ilkten de bitmeyeceğini söyledik. Bu tempoyla bitmez. Bir bakarsanız siz de tarafınıza göreceksiniz bitmediğini. Kötü bir şey de söylemek istemeyik. Ama bitmez. Onlar çıksın iyi bir şey söylesin. Sorumluları buranın. Taş yığını, moloz yığını. Daha molozlar bitmedi. Sadece bu parkeyi yapmaya kalksalar biz de inşaattan anlarık. Bir ayda bitirmezse sadece parkesini. Bir ay kaldı açılacak dedikleri güne. Haziran'ı geçtik. O bitti. Onu hazmettik. Temmuz'u da hazmettik. Eylül'e kime bakalım? Eğer bunun aksini iddia edecek olan varsa yetkililerden buyursunlar gelsinler, iddia etsinler, biz de görelim. Lafının pilav olsa deniz kadar yağ isterdi. İyi görevler.